Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Zoya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi oldukça zor, uğraştırıcı bir havlu kenar çalışması yaptık. Yapımını anlattım. Şimdi ön çekim için sizlerin karşısına geldim. Eğer iplerin numarasını merak ederseniz 208 Leylak markası. Bu da 336 olması lazım. 336 numara Leylak markası. Yeşilimin tonu 700 Leylak markası arkadaşlar. Bu kadar uzun çalışmalarda istiyoruz ki daha çok beğeni, yorum gelsin, izleme olsun, bizler de motive olalım. En azından yorulduk dediğimizde emeğimizin karşılığını aldık. Çok güzel izlendi, yorumlar geldi diye düşünelim istiyoruz ama olmuyor. Ne kadar böyle uzun ve zor çalışmalarda gerçekten o kadar az izleme, beğeni, yorum, eleştiri oldukça fazla geliyor. Ama gerçekten çok zor arkadaşlar video çekmek. Böyle zor çalışmalarda daha zor. Bir de rahatsızsanız, boynunuz tutuluyorsa falan daha zor. O yüzden en azından ufak bir beğeni hak ederiz diye ümit ediyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Şimdi hep birlikte hangi modeli çalıştık onu göstereyim size. Oldukça fazla istek gelen modellerden bir tanesiydi bu havlu kenarı da. Ben bir tane bu motifin tamamını yaptım, anlattım. Bu zemin elimde vardı arkadaşlar. Zemini de aynı çünkü gelen resimde. Bu zeminin de elimde vardı. Bunun üzerinde eklemesini anlattım. Ama bu zeminin yapım aşamasında video içerisine koyacağım tabii ki. Ben dediğim gibi model amaçlı anlatım yaptığım için bakın küçük bir parça üzerinde sadece modeli anlatıyorum. Sizler bunu havlunuzun boyutunca bu zemini örüp mesela belki bundan 3 tane motif düşer. 1, 2, bir diğeri 3. Belki 3 motiften bir havlu kenarı oluşur. Ona göre zemininizi yapıp sonra motiflerinizi yapıp ekleyeceksiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Elimden geleni yaptım anlatım için. İnşallah başarılı bir anlatım olmuştur. Haydi hep birlikte anlatımına, yapım aşamasına geçelim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Haydi bismillah diyelim, yapım aşamasına geçelim. Öncelikle böyle motifler hazırlayacağız arkadaşlar. 3 tane büyük yapacağız. 3 tane küçük. Şimdi ben diğer büyüğümü bu renkten yapacağım. Diğer küçüğümü de bu renkten. Hemen 208 Leylak markası söyleyelim belki. Numarasını öğrenmek isteyen olur. Şimdi bunun büyüğünü yapacağız. Şöyle çekelim. Kamera açımızı da yaklaştıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Küçük bir yuva yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum ilk zincirimi. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 6 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. Önce 1 çekiyorum, sonra 2, sonra 2. Bu ikinci yuvam. 6 zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3. yuvam. 6 adet zincir çektim, başına bir aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 4. yuvam. 6 zincir çektim. Burada 9 zincir çekmiştik arkadaşlar. Tabanda 1, 2, 3 tane bırakıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Toplamda 5 tane yuvamız oldu. İlk yuvama girdim bir sık iğnesiyle. 3 zincir çektim. 1. trabzan. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. 3. 4. 5. 6. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 7 8 ve 9. 3 zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Şimdi 9 tane trabzanın üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8.
Yine 9 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İlk zincirimiz birinci trabzan. 2 oldu. Başına bir aldı, trabzan tepesine bağladı. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. Bu 3. sıramız. Başına bir aldım. Yine toplamda 9 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Nasıl aşağı ineceğiz? 3 zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıradaki hemen bu battığım dibine başına almadan batıp kapatıyorum. 3 zincir çektim. Bu ikinci katın trabzan dibine battım. 3 zincir çektim. Yuva içerisine girip sabitledim. Bu şekilde yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzan yaptım toplamda. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. Başına bir aldım. Yine bu birinci trabzanım oluyor. Hemen trabzanların tepesine batıp toplamda 9 adet trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Başına bir al, gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekerek 6, 7, 8, 9. 3 zincir çekip dönüşü yaptım. Yine ilk trabzanın tepesine batarak başlıyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 3 zincir çekip iniyorum şimdi. Hemen bu noktaya tekrar batıyorum. 3 zincirimi kapatıyorum burada. 3 zincir çekiyorum. 2. katın hemen bu dibine batıyorum. Kapatıyorum. 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. Bu şekilde iniş yaptık. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bu her iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 tane olana kadar yapıp dönelim. Son yaprağımda yaptım. İnişini yapacağım arkadaşlar. İşlem aynı olarak yaptık. 3 zincir çektim. Bakın bir alt sıradaki bu dibine battım. Kapattım. 3 zincir çektim. Bir alt sırada dibine battım. Kapattım. 3 zincir çektim. Yuva içerisine girip sık iğne ile sabitledim. Şu ilk başladığım yuvaya giriyorum ben her zaman kapatırken. Motifleri bu şekilde kapatıyorum. Aralık olmuyor. Bir zincir çektim. Sık iğne ile girdim o ilk yuvaya. Bir de zincir çekip sabitledim. Yani 3 böyle. Şimdi ben bunun ikisini bundan büyük yaptım. Üçüncü iki rengi bir yaptım. Bunu bir renk. Şimdi bunun gibi de bir tane de şu renkten yapacağım. Bu rengin numarası da leylak markası 336. 336 arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? İpimi sabitliyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5,
altı zincir çektim, dibinden ikinci zincire batıp kapatıp minnak bir yuva yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. İlk zincirimi başına bir aldım. Bu minnak yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çektim, başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Bu 2. Bayağı bir minnak yapmışım. 4 zincir çekip ortaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 oldu yuvamız. 4 zincir çektim, başına bir aldım. Tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bakın buraya geldik. Altta 3 tane zincir bırakıp şöyle 4. zincirden batıp sabitledim. İlk yuvanın içine girdim. 4 zincir çekiyorum. Burada başına 2 alıp yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. Başına 2 aldım girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 aldım girdim. 2. 2. 2 çektim. 4. Başına 2 aldım girdim. 2. 2. 2 çektim. 5. Başına 2 aldım girdim. 2. 2. 2 çektim. 6 oldu. 4 zincir çekip yuva içerisinde 7. trabzan olarak kapattım. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım. Yuvaya girdim. 2, 2, 2 çektim. Devam ediyorum aynı şekilde. 4 olmuş trabzan. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 5 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 6 oldu. 4 zincir çektim. Yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. 7. trabzan olarak. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 zincir çektim. Başına 2 aldım. Girdim. 2 2 2 çektim. 2 oldu. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. 4. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. 5. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. 6. 4 zincir çektim. 7. trabzan olarak yuva içerisinde sık iğne ile kapattım. Bu 3 yaprağımı nasıl yapmışsam bu 2 toplamda 5 yaprak olana kadar aynı işlemi yapıp dönelim arkadaşlar. Az önce ben bir hata yapmışım arkadaşlar. 5 değil 6 yuva hazırlamışım. Onu söktüm. Tekrar 5 yuva hazırladım. Yani şuradaki işlemimiz 5 yuva olacak. Son yaprağımı da yapıyorum. Yaptım. 4 zincirini çekip yuva içerisine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi bakın buradan ilk yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir adet de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde motifleriniz ayarlanacak arkadaşlar. Bakın 3 küçük, 3 büyük. Şimdi bunları birleştireceğiz. Yerleştirmesi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bu morun arkasına ben yaprak yapacağım. Tamamlayacağım, onu da göstereceğim. Sonra her birinin kenar yeşilini giderken ekleyeceğiz. Yeşil rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Motifimi alıyorum şöyle. Düz yüzünden arkadaşlar. Burası ters, düz yüzünden. Şuradan bakın ilk trabzan iki yaprak arasından sabitliyorum. Bu trabzan boylarını yine trabzan yaparak çıkıyorum. 3 zincir çekip bakın burada girip kapattım. 2 de olur zinciriniz. Sizler onu ayarlarsınız. Bakın buraya bir üst sıraya girip kapatıyorum. 2 zincir çektim. En tepe kısma battım. Şimdi burayı sık iğne yapıyorum. Bütün trabzan tepesine batarak sık iğne yaparak gidiyorum.
Bütün trabzan tepesine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine 3 zincir çekip bir alt sıraya iniyorum. Bakın burada. Girip kapatıyorum. 3 veya 2. Bir alt sıraya inip kapatıyorum. Bu trabzan boyutlarını öyle iniyoruz. 3 zincir çektim. Bakın bu ortaya girdim. 2 yaprağın ortasına. Kapattım. Şimdi tekrar bir, iki, üç zincir, bir üst sırada kapattım, üç zincir, bir üst sırada kapattım trabzanın, üç zincir, bakın burada ilk trabzanın tepesinde kapattım. Şimdi trabzan tepelerini sık iğne yaparak gidiyorum. Bakın bu şekilde. Yine kenardan ineceğim. Bütün yapraklarımı aynı işlemi yaparak kenar kısımlarını tamamlayacağım. Bu şekilde aynı işlemi tekrar ederek yaptık arkadaşlar. Şimdi bakın şu araya, şu araya, şu araya, aralara yaprak yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Burada son 3 zincirimi sabitledim. Şimdi buraya geçebilmek için burada bir miktar zincir çekiyorum ipimi kırmamak için. Dokuz zincir yeterli. Şuradan bir iki ikinci kata şöyle ikinci kata sabitliyorum ki yani bu tarafa geçmek için gördüğünüz gibi. Buraya geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bunu yanlış yere sabitledik. Hemen düzeltelim. Şimdi buradan 9 zincirle geçiş yaptım ya arkadaşlar. Tekrar onu bir göstereyim. Hiç unutun oraları. Bakın zincirimi çektim ya şu ikinci katın şöyle ortasında katından alarak bakın bu şekilde ortasında kapatıyorum tam ortasında yaprağın ikinci katın şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum 11 de olur şimdi buradaki ikinci katın tam ortasında şöyle yaprakların tellerini alarak 10 veya 11 zincirimizi kapatıyoruz. Şurada şöyle bir köprü oluşuyor yani. Tekrar 10 zincir. Bu birinciydi. Bakın şimdi yine buraya geldim. İkinci katın ortasında şöyle tellerinden alarak sabitledim. Tekrar 10 veya 11 zincir çekin. Buraya gelin. İkinci kanatın tellerinden alıp sabitliyorum. Şöyle göstermek istiyorum şimdi. Bakın dış düzüne çıkmayacak yani tellerinden alacaksınız arkadaşlar. Şurası sadece geçiş için yaptığımız bir işlem. Yani toplamda bakın şu geçişi ilk yaptığımız işlem şuraya gelip ikinci kata sabitledik ya bu dipten. O geçiş içinde. Şu birinci yuva, şu ikinci, şu da üçüncü. Üç zincir çekerek dönüş yaptım. Şimdi ilk yaprağımı yapacağım. Başına bir alıyorum. Yuva içerisine giriyorum. Trabzan yapacağım. Önce bir, sonra iki alıyorum.
Neden alamıyorum? Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 oldu trabzanım. 3, 4, 5, 6. İlk sıramızı trabzan yapıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yeterli sanırım. 14 adet trabzan yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Dönüş yaptım. Bir zincir çekip dönüş yaptım. 14 adet trabzanın üzerine toplamda 13 tane sık iğne olacak şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Birinci sık iğneyi bırakıp ikinciye battım. Şimdi de 12 tane olacak arkadaşlar. Eksiltmeye başladık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye batarak başladım. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Birinciyi bıraktım, ikinciye batarak başladım. Bu sıramızda 10 oldu. Her seferinde bir tane eksiliyor arkadaşlar. Bakın. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Bir bıraktım. İkinciye battım. Bu sefer de 8 sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Pardon. Öbür sefer 10'du. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. Yedi oldu. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. Altı olacak bu sefer de. 3, 4, 5, 6. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. Beş oldu. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. 4 oldu. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. 1, 2, 3. Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım, ikinciye girdim. 1, 2.
Bir zincir çektim, dönüş yaptım. Bir bıraktım. İkinciye girdim, bir. Şimdi bir zincir çekip şöyle dönüyorum. Bakın gidiş yönümüz bura olacak. Buradaki yuvaya inmek için kenardan şöyle bir zincir çekip kenardan sık iğnelere batarak inelim arkadaşlar. Bir zincir çek, bir alt sıradaki sık iğneye bat. Bir zincir çek. Bir alt sıradaki sık iğneye batıyorum. Daha katını aldım. Kenardan iniyorum. Bir zincir çektim, bir alt sıradaki sık iğneye battım. Bir zincir çektim, bir alt sıradaki sık iğneye battım. Bu şekilde kenar kısımdan iniyorum. Bir zincir çek, bir alt sıradaki sık iğneye batalım. Bir zincir çektim, bir alt sıradaki sık iğneye battım. Bakın şurası trabzan boyutu. 3 zincir çekiyorum. Yuvanın içine trabzan olarak kapatıp iniyorum. Şimdi ikinci yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Burada olduğu gibi 14 trabzan yapıp üzerine 13 sık iğne ile başlayıp sonra her sırada eksilterek bu işlemi yapıp ineceğiz yine burada indiğimiz gibi. Sonra da buradaki 3. yaprağımıza giriş yapıp burayı da tamamlayacağız arkadaşlar. Buradaki işlemin aynısını her 3 yaprak, kalan 2 yaprakta da aynısını yapıp dönelim. Bakın bu birinci, bu ikinci olacak, bu üçüncü olacak. 3 yaprağımızı da bu yaprağı nasıl yapmış isek aynı şekilde yapıp dönelim. Aynı işlemle 3. yaprağımda yaptım arkadaşlar. Şöyle dönüyorum. Orantıları aynı olsun diye aslında burada da bitirebilirsiniz bu 3. yaprağı ama ben yine bir zincir çekip kenar kısımdan batarak ineceğim çünkü hepsinin orantısı bir olsun istiyorum. Sizler o bir daha yaprak yapılmayacağı için bu 3. yaprağın tepesinde kesebilirsiniz, kapatabilir yani orayı kesip orada bitirebilirsiniz. Bir zincir çekip bir alt sırada, bir zincir çekip bir alt sıra sık iğnesinde, bir zincir çekip bir alt sıra sık iğnesinde. Şurası 3 zincir trabzan boyutu. Buraya 1 2 3 zincir çekip yuva içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir adet zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle döndürelim ve yapraklarımızı düzeltelim. Bu motifimizi bu şekilde yaptık. Şimdi diğer motifleri bu ilk çerçeveyi yaparken nasıl yapmış isek öyle yaparak birbirine ekleyeceğiz. Oralarda göstereceğim. Bakın hani ilk çerçevelemiştik ya öyle yaptık. Son iki yaprağımın eklemesini yapacağım. Buradan sık iğne yaparak uç kısma kadar gidiyorum. Sık iğne yapıyorum uç kısmına kadar. Bakın uç kısmına geldim. Bir zincir çekiyorum. Bunu da bakın arkadaşlar şu boşta bir tane yaprak var. Şu ucundan ekleyeceğim. Sonra bu ucundan diğer yerden de. Şu ortadaki yaprağımızın şu ucundan ilk önce bu ucundan sabitledim. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Burada kapattım. Bakın. Şimdi yine 3 zincir çekiyorum. Bir alt sırada kapatıp iniyorum. 3 zincir çekip bir alt sırada kapatıp iniyorum. 3 zincir çektim. Bakın burada. Kapattım. Tekrar 3 zincir. Bu yaprağımın bir üst sırasında 3 zincir, bir üst sırasında 3 zincir. Bakın buradan ilk trabzanın tepesine kapattım. Şimdi bir zincir çekeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu ortadaki yaprağın uç kısmından ekledik ya bunu. Bunu da şuradaki bakın. Şuradan ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu uç kısımdan. Bir zincir çektim. Bunu da bu uç kısımdan battım. Ekledim. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Aynı yerde sabitledim. Bakın.
Pardon. Aynı noktada sabitledik. Şimdi sık iğne yaparak gidiyorum. Tepe kısmını sık iğne yaparak gidiyorum. Yine 3 zincir çektim. Bir alt sırada kapattım. 3 zincir çektim. Bir alt sırada kapattım. 3 zincir çektim. Bu başladığımız noktaya batıp kapattım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bakın şu an bu şekildeyiz. Şuradan göstereyim. Şu an bu şekildeyiz. Şimdi bu motifimi de kenarını gideceğim. Yine birini bu uçtan, birini bu uçtan olacak şekilde şu şekilde eklemesini yapacağım. Ben kenar kısmını gideyim. Son iki yaprak kalınca dönelim. Evet arkadaşlar bakın bu motifimi de yaptım. Şimdi bu uca kadar sık iğnemle geleceğim. Öyle ekleyeceğim bu sefer. Sık iğnesiyle gidelim trabzan tepelerini. Son trabzanın tepesine geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın buradaki uçtan, şuradaki ucdan ekleyeceğim. Bir zincirimizi bu köşeden tutturalım. Tekrar bir zincir çekip motife dönelim. Kapatalım. 3 zincir çekiyorum yine trabzan boyutunu. İniyorum. 3 zincir çektim. İkinci katının kenarında kapattım. 3 zincir çektim. Burada her iki yaprağın arasında kapatıyorum. Şimdi burayı çıkıyorum. 3 zincir ilk katta kapattım. 3 zincir ikinci katta kapattım. 3 zincir en üst katta kapattım. Şimdi burada yine ekleme yapacağım. Bir zincir çektim. Bunu da bakın şu orta yaprağın şu köşesine birini buradan eklemiştik, diğerini şu şekilde ekleme yapacağız. Bir zincir çektik. Hemen buradaki uç kısmından ekledim. Tekrar bir zincir çekeceğim. Burada yuvada kapatacağım. Ve sık iğne yaparak gidiyorum. Üç zincir çekip trabzan boyutunda indim. Üç zincir çektim. Bir alt sırada indim, kapattım. 3 zincir çektim. Burada ilk başladığımız noktaya geldik. Girdim, sabitledim. Bir adet zincir çekip ipimizi kestik. Şöyle göstereyim. Nasıl bir işlem aldığını buradan bakarak daha iyi anlayabilirsiniz eklenti yerlerini. Gördüğünüz gibi. Şimdi o 3 tane küçük motifimizi eklemeye geçelim. Mor motifimi aldım, ipimi bu aradan iki yaprak arası sabitledim. 3 adet zincir çektim, trabzanın tepesinde kapattım. Sık iğne yapıyorum şimdi trabzanların tepesine bu şekilde. 3 veya 4 zincir çekip bu ara noktaya indik. Kapattık. Tekrar 1 2 3 4 zincir. İlk baş trabzanın tepesinde sabitledim.
Sık iğne yapıyorum şimdi trabzan tepelerine. Dört zincir. Bu arada kapatıyorum iki yaprak arası. Dört zincir tepeye, ilk trabzana kapattım. Sık iğne yapıyorum trabzan tepelerine. Dört zincirle iniyorum. İki yaprak arası kapattım. Dört zincirle çıkıyorum. Trabzan tepesine kapattım. Sık iğne yapıyorum. Trabzan tepelerine. Dört zincir çektim. Arada kapattım. Şimdi buradan ekleme yapacağız. Dört zincir çektim. İlk trabzan tepesinde kapattım. Bir, iki sık iğnesi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi bunu da şurada ekleyeceğim arkadaşlar. Şu yaprağın tam ortasında. Bakın burası eklenmiş. Diğer yaprağın tam ortasında sabitledim. Tekrar bir zincir çekip aynı morun yuvasına döndüm. Kapattım. Ve sık iğnelerimi yapıyorum. Trabzan tepelerine iki tane daha sık iğnesi yaptım. Dört zincir çekip yuva içerisinde, arada iki yaprağın arasında kapattım. Hemen göstereyim nasıl bir ekleme olduğunu. Bakın bu yaprağın ortasında. Bunun değil, bunun. Şu eklentili yaprağın yanındaki yaprağın ortasında. Yine aynı şekil bu motifimi de yaptım. Son yaprağım kaldı. Buraya geldim. Trabzanın tepesinde. Sık iğnesiyle sabitledim. Ortasına geliyorum sık iğnesiyle. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bunu da arkadaşlar bakın. Şurada bir yaprak bırakıp yanındaki yapraktan ekliyorum. Bakın bir yaprak, şu ekli yerin yanındaki bir yaprağı boş bırakıp hemen şu yanındaki yaprağın ortasında sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip yuva içerisine döndüm. Sık iğnelerimi yapıyorum. Dört zincirle yuvada kapatıyoruz arkadaşlar. Burayı bir zincir çekip sabitleyelim. Şimdi son motifimi de son 3 yaprak kalınca eklemesini yapacağım. Birini buradan, birini buradan, biri de ortada kalacak. Son 3 yaprak kalınca kenarını döneyim, size göstereyim. Bakın kenarını döndüm. 3. yaprağın ortasındayım. Bir zincir çektim. Bunu da ilk şuradan ekleyeceğim. Şunun ortasından tam. İlk buradan ekleyeceğim. Tam şöyle ortasından tutturalım. Sabitledik. Tekrar bir zincir çekip yuvaya döndük. Kapattık. Trabzan tepesine iki tane sık iğnemi yaptım. Yine yanındaki. Dört zincir çektim. Bu iki yaprak arası. Girip dört zincirimi. Ellerim o kadar yoruldu ki. Titriyor artık. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Devamdaki. Şimdi bunu boş yapacağız. Bunda hiç ekleme yapmayacağız. Bu bir tane yaprakta. Bunu boş bir şekilde tepesini, trabzanını sık iğne yapıyorum. Bakın böyle boş bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir.
Buradan ilk trabzan tepesine battım. İki tane sık iğnesi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi buradan ekleyeceğiz. Bunu da şuradaki çiçeğimin, bakın bir yaprak bırakıp şunu da ekleyeceğim. Şöyle arada bir yaprak bırakıp bunun ortasından sabitledim. Tekrar bir zincir çekip yuvaya döndüm, kapattım. Devamında iki tane sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Girdim, kapattım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Şu ip fazlalıklarını temizleyeceğim. Bir de ortasında dal kısmı var. Onu da gösterip motifimizi tamamlamış olacağız. İplerimi temizledim. Ortaya çıkan bu oldu arkadaşlar. Şimdi şu ortada bir işlem var. Onu da yapalım ve tamamlayalım. Sekiz adet zincir çektim. İlk başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva elde ediyorum. Şimdi bu yuvanın içine bir sık iğnesiyle girdim. Şimdi ilk önce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zincir çektim. Motifimi aldım. Şuradaki yaprağın ortasında, şu morun ortasında 9 zincirimi sabitliyorum. Şimdi bu zincirimi sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum. 1, 2 yapmış olduğumuz yuvaya gidiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet sık iğnesi yaptım. 13. o küçük yuvamda sabitledim. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bakın bunu da şu uç noktasında, şu pembenin şurasında 6 zincirimi sabitliyorum. Şimdi şöyle tutalım. Buraya da sık iğne yaparak yuvama gidiyorum. 4, 5, 6, 7. yuvada sabitledim. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Bunu da yine pembenin, bakın şu yaprağın şu uç noktasında sabitliyorum. Yedi zincirimi. Tekrar şöyle döndürüp zincir sık iğne yapıp iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğnesi yaptım. 9. yuvada sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim yine. Bunu da bakın buradaki, burada bir boş yaprağımız var küçük motifin. Bunun ortasında kapatıyorum. Yine 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 7 zincirin üzerine yuvaya gidiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuvanın içinde 9. zincir olarak sabitliyorum. Şimdi 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunu da bakın bu pembenin ortasında sabitliyorum. 12 adet sık iğnesi yapıp ineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. yuvada sabitledim. 7 adet zincir çekiyorum. 7 adet zincirim bu morun. Buradan tutturuyorum. Sekiz sık iğnesiyle iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yuvada sabitliyorum. Tekrar 7 adet zincir. Bakın pembenin şu ucunda tutturuyorum. Şu uç noktasında tutturdum. Yine bunu da 8 tane sık iğnesiyle deniyorum. Yuvada 8. sık iğnemi sabitledim. Son kez 6 zincir çektim. Pembenin şu ucu kaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. O kadar ellerim yoruldu ki şu tığın battığı yerler. Burada sabitledim pembenin ucunda. Bakın. Yine sık iğnesi yaparak iniyorum. 6 tane sık iğnesi yapıyorum. Şimdi bitti. Yuvanın içine bir sık iğnesiyle giriyorum. Şuradan dibinde ilk yaptığımız sık iğneli dibinde bir sabitliyorum sık iğnesiyle, bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani bakın burası ilk başladığımız nokta. Yuvayı yapıp 9 zincirle bağladığımız nokta. Burası biraz daha yakın olduğu için 7 zincir miydi, 6 zincir miydi öyle. Yakınlıklarına göre mesela en uzağı buraydı, yine 9 zincirle yaptık. Şunlar da 7, 6 diye değişti arkadaşlar. Bilmem ki anlatabildim mi? Elimden geleni yaptım gerçekten. Motifimiz bu şekilde hazırlanıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani saymama gerek yok. Şöyle rastgele modeli kurmak için arkadaşlar bir miktar zincire ihtiyacım var. Bu kadar yeterli bana. Şimdi yani kaç zincir olduğunu saymadık. Aslında saysak iyi olurdu ama şöyle bir miktar zincir çektim. El iş yapan herkes anlar ne yapacağımızı şimdi. Başına bir kez aldım. Şöyle 7. veya 8. zincire battım. Önce bir kez. Çok pardon. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Araya 2 adet zincir çektim. 2 kutucuk atladım. 3.'ye battım. 3 kere de çıktım. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. 2 kutucuk. Pardon. 2 zincir atladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 3 kere de çıktım. 3 tane kutucuğum oldu. Yedi adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Aşağıdan 8. zincirim gibi batıyorum arkadaşlar. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki şöyle.
Bakın 7 tane zincir çektim. Aşağıdan da 7 zincir atlayıp 8.'ye kapattım. 3 tane kutucuk, birisi büyük burası. Şimdi 3 tane daha kutucuk yapıyorum. 2 adet zincir çekip aşağıdan 3. zincire batıyorum. Bir, iki adet zincir çektim. Aşağıdan yine 3. zincire battım. İkinci kutucuğumu yaptım. 2 adet zincir çektim aşağıdan. 3. zincire battım. 3. kutucuğumu yaptım. Bu şekilde. Şimdi dönüş yapıyorum. 7 adet zincir çektim. Dönüş yaptım. Başına bir kez aldım. İlk kutucuğumun tepesine battım. Kutucuğumu yaptım. Araya 2 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandaki kutucuğumun tepesine battım. 3 kere de çıktım. Araya 2 zincir çekip başına bir kez aldım. Hemen yandaki kutucuğumun tepesine batıp yine önce bir kez, sonra 2, sonra 2, 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde. 4 adet zincir çektim. Bu ortaya girdim, kapadım. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Başına bir kez alıp bakın buraya batıyorum. 3 kere de çıkıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2. Böyle bir K yaptık buraya. Araya 2 adet zincir, başına bir kez al. Yandaki kutucuğa batıp kutucuğumuzu yapalım. Araya 2 adet zincir, başına bir kez aldım. Yandaki trabzan tepesine battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 adet zincir çektim. Başına bir kez alıp şöyle ayarladım, battım. Kutucuk olacak şekilde gördüğünüz gibi. Üçüncü kutucuğumu da yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincirle dönüş yapıyorum. Başına bir kez aldım. İlk kutucuğumun tepesine battım. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 aldım. Artık trabzan diyeceğim arkadaşlar. 2 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Trabzanın tepesine battım. Trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir çektim. Devamında gelen trabzanın tepesine batıp trabzanımı yaptım. Şimdi 7 adet zincir. Başına bir kez aldım. Buraya karşıya geçtim. Trabzanın tepesine batıp önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alıp trabzanımı yaptım. Araya 2 adet zincir. Başına bir kez aldım. Hemen devamında gelen trabzanın tepesine batıp kutucuğumu yaptım. Araya 2 adet zincir, devamında gelen trabzanın tepesine batıp kutucuğumu yaptım. Araya 2 adet zincir, hemen kenardaki kutucuğumu da yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çektim. İlk kutucuğumun tepesine batıp başına bir kez alıp döndüm. Trabzanımı yaptım. Araya 2 adet zincir. 2. kutucuğumu da yaptım. Araya 2 adet zincir, başına bir kez aldım, girdim. 3. kutucuğumu da yaptım. Şimdi 4 adet zincir çektim. Bunun ortasına girdim, kapadım. 4 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıp 3 kere de çıktım. Araya 2 adet zincir. Hemen yandaki kutucuğumu yaptım. Araya 2 adet zincir, başına bir kez alıp hemen yandaki trabzana batıp 3 kere de çıkıp ikinci kutucuğumu köşeyi de batıp ayarlayıp 3 kere de çıkıp 3. kutucuğumu yaptım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Dönüp dönüp gele gele arkadaşlar, bakın bu sefer de giderken buraya 7 adet zincir çekeceğim. Diğer seferde 4 adet zincir çekip o 7 adet zincirin ortasına kapatıp tekrar 4 adet zincir çekip burada trabzanla devam edeceğim. 1, 2, 3, 4 oldu. Gidip gele gele 20 tane olana kadar gidip gelelim. Buradaki kenar kutucuklarının sayısı 20 tane olana kadar örüp dönelim. Kenar kutucu şuradan sayarak, şu kenar kutucuklarını sayarak 21 tane olana kadar ördüm. Şöyle yani 1, 2, 3, 4. Dönüp dönüp
Örerek 21 tane olana kadar ördüm. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2 kutucuk bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Bakın. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Tekrar. 10, 11, 12 zincir çektim. Yine 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Tekrar. 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. İkinci, 2 tane bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Yine 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 2 kutucuk bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Bir, 12 zincir çektim. 1, 2 kutucuk bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Yine 12 zincir çekiyorum. 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bakın 1, 2 kutucuk bırakıp son kutucu oluyor zaten. 3. kutucuk kapatıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Rahat dönmek adına dönüyorum. Şimdi bu ilk yuvama giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim. Girdim, kapadım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. Hemen yandaki yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim, girdim, kapadım. Tekrar 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, 4, 5, 6. Yandaki yuvaya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim, girdim, kapadım. Tekrar 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yandaki yuvaya gidiyorum. Bakın arkadaşlar, buraya kadar, son yerimize kadar 6 adet sık iğnesi yapalım. 3 zincir çekip 6 adet sık iğnesi. Diğer yuvaya geçip 6 adet sık iğnesi, 3 zincir, 6 adet sık iğnesi. Son yuvamıza göstereceğim. Aynı şekil yaptık. Son yuvama girdim. 6 adet sık iğnesi yaptım. Burada sadece son yuvamda 6 adet sık iğnesi yapıp dönüş yapacağım. Sadece 6 adet sık iğnesi yaptım bu son yuvamı. Şimdi yine 12 adet zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani son yuvamın yarısını doldurdum. 6 adet sık iğnesi yaptım son yuvama. 12 adet zincir çektim, döndüm. Burada 3 zincir çekmiş olduğum tepeye girdim ve kapadım. Tekrar 12 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Devamında gelen tepeye girdim ve kapadım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Devamında gelen tepeye girdim, kapadım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Hemen devamında gelene girdim, kapadım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12. Bakın devamında gelen tepeye, o 3 zincirli ortaya kapatıyorum. 3 zincir çekmiştik. Orayı ortaya iniyoruz, kapatıyoruz. Yine 12 adet zincir. 11, 12.
Son 3 zincirli yuvama da kapattım. Bir adet zincir çekiyorum rahat dönmek adına döndüm. İlk yuvama girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim, girdim, kapadım. Tekrar 6 adet sık iğnesi. 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yandaki yuvaya geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 adet zincir çekiyorum. Girdim, kapadım. Tekrar 6 adet sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yandaki yuvaya geçiyorum. Yine son yuvama kadar, son yuvamı yarısını dolduracağım. Oraya kadar aynı işlemle gidelim. Son yuvama kadar aynı işlemine gittim. Son yuvamın yarısını doldurdum. Yani sadece 6 adet sık iğnesi yaptım. Yine bu yarıdan döneceğiz. Bakın burası da yarı, burası da yarı. Yarıdan döneceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Döndüm. Hemen buradaki o ortadaki 3 adet zincirli noktaya batıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Devamında gelen ortaya kapattım. Devamında yine 12 zincir çekip buraya, sonrasında buraya, sonrasında buraya kapatıp dönelim. Sonra 12 adet zincirimi de buraya kapattım. Bakın şöyle göstereyim. İlk sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. İkinci sıramız 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Burası üçüncü sırası 1, 2, 3, 4, 5. Her sırada eksiltmiş olduk. Döndüm düz yüzüne. İlk yuvama girdim. 6 adet sık iğnesi yapacağım. 3 zincir çekip 6 adet sık iğnesi. Bu şekilde bu köşeye kadar gelelim. Bu işlemi döne 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 son bir tane kalana kadar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Dönelim. Yine son yuvamın yarısını doldurdum. 6 sık iğnesi yaptım. Bu noktada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet zincir çekip dönüyorum. Bu ortada kapatıyorum. Devamında yine 12 adet zincir çekip burada, sonrasında burada, sonrasında burada kapatıp dönüp yine 6 sık iğnesi, 3 zincir, 6 sık iğnesi şeklinde bütün yuvaları dolduralım. Son yuvamıza gelince yarım dolduracağız. Şöyle yarım doldurup 12 zincirle döneceğiz. Bu işlemi son bir tane kalana kadar yapalım. Şimdi son tepe kısmını yapacağız. Son yuvamı yine yarım doldurdum. 12 adet zincir çekiyorum. Dönderdim. Bakın son 3 zincirli noktam kaldı tepe. Kapattım. Bir adet zincir çekip rahat dönmek adına dönüyorum. 6 adet sık iğnesi. Üç adet zincir. Kapattım. Yine 6 adet sık iğnesi yapıyorum. Artık burayı kenarına bütün yarımları ineceğiz arkadaşlar. Bu son tepeden sonra bakın. Son bir tane kaldı. Şimdi 6 adet sık iğnesi yapıyorum. Kenardan ineceğiz. 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya inmek için 2 adet zincir çektim. Bu kata indim. Buraya da girip kapadım. Şimdi 6 adet sık iğnesi yapıyorum yine. 3, 4, 5, 6. 2 adet zincir çekiyorum. Bu 2 adet zinciri kapattıktan sonra bu şekilde 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 2 adet zincir çektim. Bir alttaki yuvaya girdim, kapattım. Yine 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 6.
2 adet zincir kenardan bir alt sıradakine girdim, kapattım. Yine 6 adet sık iğnesi. 4 5 6 2 adet zincir bir alt sıraya girdim. Kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Son yuvamız burası. 2 adet zincirle iniyorum. Kapattım. 6 adet sık iğnesi yapıyorum. Beş, altı. Şimdi şuradaki trabzanın tepesinde bir sık iğnesiyle batıyorum arkadaşlar. İlk yuvamın şu altı adet sık iğnesi yaptık ya. Birini söktüm. İki tane söküldü. Beş, altıncıyı şuradaki trabzan tepesine batarak yapalım isterseniz, daha düzgün olması için. Evet. 6. Bakın trabzan tepesine battım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Bakın. Buradaki yuvamın tepesine, trabzanın tepesine battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. İlk kutucuğumu yaptım yine. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Buradaki ikinci kutucuğumu yapıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Üçüncü kutucuğumu yapıyorum. 3 tane kutucuğumu yaptım. 4 adet zincir çektim. Bu ortaya girdim. Kapattım. 4 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Kutucuğumun tepesine battım. İlk trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Başına bir kez aldım. Yandakine trabzanına battım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Buradan da ilk kutucuğumu yaptım. 2 adet zincir. Devamında gelen trabzan tepesine battım. İkinci kutucuğum. 2 adet zincir. Devamında gelen trabzanımın tepesine ayarlayıp köşe trabzanımı yaptım. 3 kutucuğum oldu yine. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle dönüş yapıyorum. Bakın bir tane dilimimiz hazır. İlk kutucuğumu yapıyorum, başına bir kez alıp ilk trabzan tepesine batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alarak. Araya 2 adet zincir çektim. Devamda gelen kutucuğumu yaptım. Araya 2 adet zincir çektim. Başına bir kez aldım. Trabzan tepesine battım. 3 kere de çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Başına bir kez alıp buraya tam karşıdaki ilk trabzan tepesine battım. 3 kere de çıktım. 2 adet zincir kutucuğumu yaptım. 2 adet zincir devamında gelen kutucuğumu yapıyorum. 2 adet zincir başına bir kez aldım. Bakın buradaki 3. kutucuğum için. 3. kutucuğumu yaptım. 7 adet zincirle dönüş yapıyorum. İlk kutucuğumu yapacağım. Bu şekilde örüyoruz yine arkadaşlar. Dönüşte yine kaç kutucuk örmüş olacağımızı size söyleyeceğim. Yine bir dilim yeri ayarlayacağız. Bir de arasını ayarlayacağız. Dönüşte söyleyeceğim. Arkadaşlar döne döne ördüm ben. Bakın şuradan sonra sayıyoruz. Şuradan sonra sayıyoruz. Şuradaki ilk kutucuktan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 diye sayıyoruz. 26 kutucuk ördüm. Buradan sonra 26 kutucuk olana kadar ördüm. 26 kutucuk olduğumda bu dağın hizasında oluyor ipimiz, bakın. Şimdi yine geriye dönüp dağ için yuvalar hazırlayacağız. Yine burada başlıyorum ben. 12 adet zincir çekmeye. 1 2 3 4 5 6 7 Aman Allah'ım, çok pardon. 3 4 5 10 11 12
Şimdi yine geriye yuvalar hazırlayacağız. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. 12 adet zincir çektim. 2 kutucuk bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. Tekrar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye girdim. Kapadım. 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu yine son yuvamız, 7. yuvamız. Şimdi 1, 2. Şurada tepede bırak, kapatıyorum bunu. Bakın 1, 2 bırakıp şu tepede kapatıyorum. Yani 1, 2 bırakıp şu trabzan tepesinde kapatıyorum. Çünkü orayı da anlatacağım. Gördüğünüz gibi kapattım. Yani şu arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuğumuzun kalması gerekiyor. Tepede kapattım. 6 tane de arada kutucuğumuz kaldı. Oraya motifimizi yapacağız arkadaşlar. Yani 26 sıra ördüm bu kutucuktan. Bu bittikten sonra, bu dağın son yuvası bittikten sonra, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayarak toplamda bu hiza 26 tane olana kadar ördüm. Sonuncuyu da 1, 2 bıraktım. Hemen 2'nin şu tepesinde kapattım. Şu arada kapatmadım. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yuva kalması gerekiyor bize. Orada. Şimdi aynı bu dağda olduğu gibi dönüş yapıyorum. Bir adet zincir çekip 6 adet sık iğnesi yapıyorum. 3, 4, 5, 6. 3 adet zincir çekip yuvaya girip kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. Hemen yanındaki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sık iğnesi yaptım. 3 adet zincir çektim. Girdim, kapadım. Yine 6 adet sık iğnesi. Buradan sonrası anlatmama gerek yok. Şuradaki işlemin aynısını yapacağız. Buraya geleceğiz. Son yuvamızın yarısını 6 adet sık iğne doldurup tekrar 12 adet zincirle döneceğiz. En son bir tane kalana kadar hep yarıdan döneceğiz son yuvaların. En sona da bu kenar kısmını aynı burada olduğu gibi sık iğne yaparak ineceğiz. Ve sonrasında yine indikten sonra 26 tane kutucuk olana kadar bu sırayı öreceğiz ve dönüp tekrardan dağ kısmımızı yapacağız. Bu işlemi havlunuzun boyutunca yapacaksınız arkadaşlar. Ben bu ikinci dilimi de kamera arkası yapacağım. Yanına bir dilim daha ekleyeceğim. Sonra arasına, benimkisi model amaçlı, arasına motifini anlatacağız. Oralarda tekrardan görüşelim. Şuradaki işlemin aynısı buradaki yapacağımız işlem. Diğer dilimi yapmak için dediğim gibi 26 tane sıra ördükten sonra, 26 kutucuk olduktan sonra şu sıramız, dönüp tekrardan dağ kısmını. Bu şekilde zemin hazırlanmış. Benim böyle bir zeminim vardı arkadaşlar. Yapım aşamasında videoya ekledim, gördünüz. Ben de şimdi bu zemine motifimi ekleyerek gideceğim. Onu da anlatıp tamamlayacağız. Şu şekilde zeminim var. Şimdi hemen yeşil rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitleyip
Şuradan köşeden sabitliyorum. Buraya pimpirim yapıyorum. 4 zincir çektim, kapattım. 4 zincir çektim, kapattım. 5 zincirle buraya geldim. 1, 2, 3, 4 zincir çekip kapatıyorum. 3 kez 4 zincir kapatacağım. 4 zincir çektim, kapattım. Kapatamadım. 4 zincir çektim, kapattım. 5 zincirle buraya geldim. Şimdi buraya da 3 kez 4 zincir kapatacağım. 5 zincirle gelip buraya da, 5 zincirle gelip buraya da 3 kez 4 zincir. Bu şekilde gelelim arkadaşlar. Ekleme kısmı yerinde tekrardan göstereceğim. Tepeyi de yaptım aynı şekil ve indim bir alt sıradaki yuvaya. Şimdi 4 zincir çektim, kapattım. Bir adet zincir çekiyorum bu noktada. Motifimi alıyorum. Şurada hemen bakın. Şu yaprağın uç kısmından bir adet zincirimi buraya sabitledim. Tekrar bir adet zincir çekip yuvaya döndüm, kapattım. Olmadı. Bir adet zincir çektim. Motifimizi düz bir şekilde tutup bakın. Şu eklentili yaprak değil, şu boştaki yaprağın uç kısmından, bu taraf uç kısmından, şuradan da ekleyeceğiz inerken, şuradan da bunu ekleyeceğiz. Hemen şuradan tutturdum. Bir zincir çekip yuvaya indim, kapattım. Yani ikinci pimpirikten eklemiş oldum. Şimdi 4 zincir. Tekrar 4 zincir çekip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir alt sıraya indim. Kapattım. 4 zincir çektim. Kapattım. Bu birinci pimpirim. Şimdi bir zincir çektim. Bakın yaprağın bu taraf ucundan ekliyorum şimdi de. Buradan girdim. Sabitledim. Tekrar bir zincir çekip yuvaya döndüm. Bu şekilde kapattım. Yanına pimpirik yapmayı da bilirsiniz bu ekleme kısmı olan yerlerde. Evet. Sökün. Hiç pimpirik yapmayın. Direkt ekleyin arkadaşlar. Pimpirik biraz boş kısımlarda olması daha iyi oldu. Hemen girdik ya. Bir zincir çekip. Unutun oraları. Bu eklentili yaprağın yanındaki boş yaprağı aldım. Uç kısmından girip sabitledim. Tekrar yuvaya döndüm, kapattım. Bu eklentili kısımlarda sadece ekleyelim. 5 zincir çekip bir alt sıraya indim. Bu sefer yaprağın bakın bu uç kısmından sabitledim. Tekrar yuvaya girip sabitledim. Evet, bu şekilde. 5 zincirle iniyorum. Bu iç kısımda pimpirik yapmayalım. Çok kaba tutuyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Sizler bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 zincirle indim. Şöyle göstereceğim sizlere. Bakın bunu buradan ekledik ya. Bunu da buraya şöyle koyuyoruz. Şimdi bakın buraya inince buradan yeşil yaprağın şu uç kısmından tutturacağım. Yani sondan ikinci. Ya da şöyle göstereyim. Bunu ekledikten sonra 1, 2. Bakın şu yaprağı ekledikten sonra 1, 2, 3. Yuvada. 5 zincir çekip kapattım. Bu yaprağı ekledikten sonra 1, 2, 3. Yuva. Şuradan da şurayı sayarsak ikinci. Bunu alıyorum. Bakalım neresinden ekleyeceğiz bunu bir ayarlayalım. Tam şu ortasından arkadaşlar. Sık iğneli çalışmanın şöyle tutup şu ortasından
Sabitledik. Tekrar şöyle bunu geriye atıp yuvaya döndük, kapattık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir alt sırada kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir alt sırada kapatıyorum. 2 zincir çektim. İlk kutucuğun içine girdim. Kapattım. Şöyle koyalım yine. Bakın. Şimdi şuradan ekleyeceğiz. Bakın şu aradan, sonra altına gidip şu köşeye gelince de bu aradan ekleyeceğiz. Hemen iki zincirle ilk yuvama girdim ya kızlar. Yani ilk kutucuğa, bakın dibindeki ilk kutucuğa girdim. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle tutuyoruz yaprağı, bakın buradan girdim, sabitledim, şöyle tuttuk, yine yuvaya girdim, kapattım, iki zincir çektim, yandaki yuvada girip kapattım, iki zincir çektim, yandaki yuvada kapattım, iki zincir çektim, şuradaki yuvaya kadar gidiyorum. 2 zincir çektim yandaki yuvada. Şimdi burada yine ekleme yapacağım. Bir zincir çektim. Bakın. Bu sefer yaprağın burasından battım. Buraya sabitledim. Tekrar yuva içerisine girip sık iğne ile kapattım. Bakın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu yuvada kapatıyorum. Bir zincir çekip burada kapattım. Şöyle bir yatıralım yine. Düzelterek. Yine arkadaşlar, şimdi bunu da bakın şöyle düzelttik. Şurada ikinci kısımda ekleyeceğiz yine. Şuradan ortasından yaprağın. Şurada ilk eklediğimiz gibi. 5 zincir çekip ilk yuvaya girdim. 5 zincir çekip ikinci yuvaya girdim. Burada bir zincir çektim. Yine burada nasıl eklemiştik diğer yaprağı ilk başlarken, tam böyle orta kısımdan tutturmuştuk. Ve tekrar yuvaya dönmüştük. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bir üst sırada. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bir üst sırada. Bunu da sondan ikinci, yani şurada ekleyeceğiz. Bir kez daha 5 zincir çekeceğim. Bir üst sırada ekledim 5 zincirimi. Şimdi bir zincir çektim. Bakın bu yaprak değil, şu boştaki yaprağın yine uç kısmından tutturuyorum. Yuvaya döndüm. Kapattım. 5 zincir çektim. Bir üst sırada kapattım. Bu sefer yaprağın bu uç kısmından tutturuyorum. Pembe yaprağın. Kapattım. Yuvaya döndüm. 5 zincir çekip kapattım. Tepe noktada. Evet kızlar, bu şekilde. Şöyle açalım, düzeltelim, gösterelim. Şimdi burada birazcık anlatayım ve videomuzu tamamlayalım. Bu tepeyi yaptıktan sonra ilk yuvada 5 zincirle indik. Yaprağın bu uç kısmından. 5 zincirle bu yuvaya indik, bu uç kısmından. Sonra indik, bakın 1, 2. 3. yuvaya indiğimizde bu yeşil yaprağın uç kısmından yaptık. Şöyle geldik. İlk kutucuğa girdim. 2 zincirle. Bakın bu aradan sabitledim. Bu iki yaprağın arasından. Sonra burayı 2 zincir çekerek kutucukların üzerine gittim. Sondan ikinci kutucuğuma gelince buradan sabitledim. Ve tekrar böyle gittik. Bir, ikinci
Yuvada bakın 1, 2. İkinci yuvada yaprağın yine ortasından sabitledik. 1, 2, 3. Üçüncü yuvada buradan sabitledim. 5 zincir çektim. Bu sefer yaprağın buradan sabitledim. Ekleme kısmımızda bu şekilde devam edip gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu pimpirikleri yapmadan ekleyebilirseniz daha güzel oldu bence. Şu kenar pimpiriklerini. Yani en son bittiğinde şu kenara da pimpirik yaparak inersiniz. Şu tepeye pimpirik yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar buradaki işlem. 5 zincir çekiyorum. Tepe noktasında kapatıyorum. Buraya 3 tane pimpirik yapalım. Yani diğer motifimizi zincir, 4 zincir çekip kapattım. Buraya tepeye pimpirim yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bir alt sıraya inip motifimiz olsaydı elimizde sizin olacak tabi. Şuradan eklemeye başlayacaktık. Bakın ilk yaprağın ucu burası. Sonra inecektik. 1, 2, 3. yuvadan burayı. Sonra inecektik. 2. kutucuktan bu 2 yaprak arası. Sonra sondan 2. kutucuktan bu 2 yaprak arası. Sonra gidecektik. 1, 2. yuvadan yine bu yaprağın ortası. 1, 2, 3. giderken 3. yuvadan burayı ekledikten sonra giderken 1, 2, 3. yuvadan bu yaprak ucu ve bir üst sıradan bu ucundan ekleyeceğiz arkadaşlar. Benimkisi model amaçlı bir anlatım. Sizler inşallah daha güzellerini yapacaksınız. Dediğim gibi ben bu zemini sadece modeli eklentisini gösterebilmek için kullandım. Bu küçük bir parça. Sanırım 3 tane motiften bir havlu çıkar diye düşünüyorum. Yani 1, 2, diğeri 3. Bu birinci motifimiz. 3 motiften çıkar diye düşünüyorum. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. Elimden geleni yaptım. Biraz zorlu bir çalışma oldu. Bu kadar zorlu çalışmaları istiyorum ki daha çok beğeni, daha çok yorum, daha çok izleme gelsin. Beni motive etsin. Uğraştığım emeğin karşılığını alayım istiyorum ama olmuyor maalesef. Zorlu çalışmalarda daha az izleme, daha az beğeni, daha çok eleştiri geliyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Video çekmek gerçekten kolay değil. Böyle zorlu çalışmalara hiç kolay değil. Ben elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. En azından ufak bir beğeninizi esirgemezsiniz inşallah. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.